Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Skyblox oynuyoruz. Yani yeni adıyla Island oynayacağız arkadaşlar. Ve bugün arkadaşlar sizlere nasıl AFK kalarak kristalize iron farm yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Evet gençler, oyunumuza girdik. Şimdi şöyle hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi tam 170 tane kristalize iron'um var arkadaşlar. Ve siz de bunu çok hızlı bir şekilde elde edebileceksiniz. Hem de gençler, kristalize iron gerçekten inanılmaz talep gören bir madde. Yani bunu diyelim elde ettiniz ve satmak istiyorsunuz. İnanın elinizde hiçbir tane bile kalmaz. Anında hepsini satarsınız. Çünkü benim ana hesabımda biliyorsunuz ki arkadaşlar Game Pass'im var ve shop açtığım zaman herkes görebiliyor ve gelebiliyorlar. Ve sürekli yerli veya yabancı hiç fark etmiyor arkadaşlar. Sürekli kristalize iron var mı? Kristalize iron satıyor musun? Kristalize iron var mı? Lan yok işte, satmıyorum. Sormayın. Ondan sonra arkadaşlar ben geldim, şöyle bir workbench'i kontrol ettim. Lan bu ben bilmiyorum yani. Ben direkt satın aldığım için, hiç böyle yapmakla uğraşmadığım için, para çok olunca ben direkt satın aldığım için bilmiyordum. O yüzden şöyle bir kontrol edeyim dedim. Ya yani bu kristalize iron nerelerde kullanılıyor diye. Bir arkadaşlar vending'de istiyor kristalize iron. Sonra factory'ye geldim, baktım arkadaşlar. Mesela randomize yapacaksınız diyelim. Bunda istiyor. Drill yapacaksınız diyelim. Bunda istiyor. Yani başka da bir şey de istemiyor arkadaşlar. Yani sadece 3 şey de istiyormuş. Ama demek ki insanlar onlara çok ihtiyacı var. Özellikle vending makinelere benim de çok ihtiyacım oluyor arkadaşlar. Demek ki bundan dolayı çok satılıyor diyebilirim. Ben arkadaşlar kendi kurduğum AFK sisteminden bahsedeceğim şimdi sizlere, nasıl yapabileceğinizi. Yaklaşık olarak arkadaşlar, yani en kötü ihtimalle 5 dakikada bir tane elde edeceksin arkadaşlar. 5 dakikada bir. Şimdi arkadaşlar ihtiyacınız olan şeyleri göstereceğim bu farmı yapabilmeniz için. Tabii ki iron totem lazım ilk başta doğal olarak. Bir de blok koymanız için hem çabuk kırılan hem de ucuz olan bir şeyleri koyabilirsiniz. Mesela toprak koyabilirsiniz ama üstteki yeşiller engelliyor arkadaşlar. Üstünde işte taş çıkıyor, çiçek çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. O olmaz. Ondan sonraki ucuz ne bilmiyorum. Mesela bende bu varmış. Bir kere de kırıldığı için bunu kullanacağım. Ve önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlar, bayrağa ihtiyacınız var. Obi bayrağına. Start checkpoint oluyor mu bilmiyorum. Bende checkpoint de var ama gerek yok. Start olsa iyi olur. Başlangıç çizgisi yani. Başlangıç bayrağı daha doğrusu. Bunları da illaki Game Pass'iniz olmasına gerek yok. Benim burada mesela Game Pass'im yok arkadaşlar ama satıyorlar böyle ucuza falan. Bunlardan alabilirsiniz. Bir tane de arkadaşlar glass plane'e ihtiyacınız var. Hepsi bu kadar. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yani gerçekten ucuz bir farm arkadaşlar. Şimdi gelelim farmın mantığını anlatayım. Öncelikle şu yeşillikten kurtulacağım. Gözümü alıyor orada durunca tek başına böyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki püf nokta ne biliyor musunuz? Farmınızı uçurumun kenarına bir yere kurmanız gerekiyor. Çünkü aşağı düşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz buradan neyi hedefliyoruz? Mesela ben buraya bir bayrak koydum. Bu bayrak ne işime yarayacak? Şöyle yarayacak arkadaşlar. Ben buradan aşağı düşersem eğer, gördüğünüz gibi spamlandığım nokta burası. Neden arkadaşlar? Çünkü oyundaki spam noktası burası olduğu için beni otomatik olarak buraya spamlıyor. Ama obi bayraklarından varsa eliniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu mesela başlattım şimdi. Buradan aşağı düştüğümde gördüğünüz gibi bayrağın oraya spamlandım. Artık checkpoint'i, yani spam noktasını değiştirdim. Artık adanın spam noktası burası arkadaşlar. Ne kadar aşağı düşersem düşeyim sürekli buradan spamlanacağım. O yüzden buradaki bayrak bizim için çok önemli arkadaşlar. Ve tabii ki de uçurum bizim için çok önemli. Şimdi sistemi buraya kurayım. Hemen sistemin nasıl bir şey olduğunu da göstereyim sizlere. İçine düşebileceğimiz boşlukta olsun yeterli arkadaşlar. Ve çok abartmanıza gerek yok. Şu kadar bana yeter diye düşünüyorum. Hatta büyük bile oldu bence. Tamam, bu bize yeter. Üstünden aşağı düşebiliyorum böyle gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç blok aşağıdan başlayacağım ki arkadaşlar totem, yani totemi koyabilelim diye. Şuradan başlayabiliriz mesela gençler. Şunlar artık gereksiz, bunları kırabilirim. Şunları şimdilik kıracağım arkadaşlar çünkü kamerayı oynatırken bana rahatsızlık veriyor. Sizin de görmenizi engelleyebilir. Şöyle rahat görün diye kırdım. Aslında onlar da çok önemli değil. Zaten göstereceğim şimdi olayı. Şimdi gençler ben buraya bunu koyduğum zaman, bu arada iki tane bloğa ihtiyacınız var arkadaşlar. Şeyin spamlanabilmesi için, taşın spamlanabilmesi için, yani demirin. Şimdi glass plane'lerimizi gençler, glass plane'lerimizi de koyacağız şöyle. Artık ben burada olmadığım zaman
Buraya hemen bir tane şey spamlanacak. Iron spamlanacak arkadaşlar. Şimdi bunu ben aşağıya doğru uzatacağım. Şöyle yapalım. Aşağı doğru uzatmaya başlayalım. Kaç kare inmeniz gerekiyor arkadaşlar? 4 kare inmeniz gerekiyor bu arada. Şimdi böyle 4 kare indikten sonra şunu da kapatalım. Bunu kapatırsam artık spamlanma noktam tekrar eskisine döner arkadaşlar. Bunu unutmayın bu arada. Şimdi hemen buraya bir adet daha koydum gençler. Hemen geliyorum. Buraya da hem bir tane iron'ımızı koyuyoruz. Iron totemimizi. Ve şu ikisinden kurtulmam gerekiyor buraya bir iron'ın spamlanabilmesi için. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Zaten benim halihazırda böyle bir farmım var. Sadece sizlere nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorum. 4 tane cam koyduktan sonra bakın gördüğünüz gibi spamlandı arkadaşlar buraya bir tane. Hemen şuraya da bir tane koyalım. Tam önüne arkadaşlar. Çapraz olacak yani bir buraya bir buraya. Bir buraya bir buraya böyle çaprazlama gideceksiniz. Hemen buraya bir tane daha blok koydum. Geldim buraya. Buraya da bir tane iron totemimizi koydum. Ve spamlanabilmesi için şu ortadaki iki tanesini kırıyorum arkadaşlar. Bu glass plane'lerin mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü onların hedefimiz var. O yüzden onlar lazım bize. Tamam bu kadar yeter. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten arkadan görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Zaten burada gördüğünüz gibi kocaman bir farmım var. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi gençler diyeceksiniz ki neden jump plate kullandık da normal blok kullanmadık? Öncelikle bir kayanın veya bir işte demir kaya olsun, kömür olsun fark etmez. Böyle bir kayanın spamlanması için iki tane blok olması lazım. Totemin önünde, arkasında, sağında veya solunda arkadaşlar. İki tane blok olması gerekiyor spamlanabilmesi için. Peki arkadaşlar neden jump plate seçtik? Çünkü şu yüzden mesela geldiniz üstüne. Böyle kırmaya başladınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıya düşeceksiniz. Yani jump plate'ler sizin orada durmamanızı engelleyecek ve siz sürekli aşağı düşeceksiniz. Ama buradaki önemli noktalardan birisi gördüğünüz gibi sürekli buraya spamlanıyoruz. Bizim sürekli o taşların üzerine spamlanmamız gerekiyor. Yani oyunun bizi oraya atması lazım ki AFK bir şimdi kristal zahirin kasabilelim. Şimdi ben size buradaki önemli mantığı anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden benim eski farmıma dönüyoruz şimdi. Uzun olan farma yani. Buradakiler çabuk bitiyor az olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın buradan yine bir jump plate aldım. Tamam mı? Bakın jump plate'i şu hizada koyuyorum arkadaşlar buraya. Tam şöyle düşmesini istiyorum arkadaşlar. Tam bu hizada düşmesi lazım. Yani totem böyle sağınızda kalacak. Ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki bayrağı alıp şu camın üstüne koyacağım. Tamam. Bayrağı camın üzerine koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Hemen aktifleştirelim. Üstüne geldim, aktifleştirdim. Artık bayrağa da ihtiyacınız yok. Oradaki cama da ihtiyacınız yok arkadaşlar. Şurayı şöyle kırayım. Şu kronometreye dokunmadığınız sürece hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Böyle istiyorsanız kendimi aşağı atayım. Evet, gördüğünüz gibi artık iron'ımızın üstüne düştük. Hedefimiz buydu. Bunu yaptık arkadaşlar. Bir daha atıyorum. Gördüğünüz gibi gene buradayım. Bir daha atıyorum, gene buradayım arkadaşlar. Yani artık benim spamlanma noktam burası oldu. Peki burada ne yapıyorum gençler? Burada geliyorum artık autoclicker artık hangisi fark etmiyor. Autoclicker'la bunu kullanıyorsunuz. Artık buradan sabaha kadar kaç saat AFK bırakırsanız o kadar elde edeceksiniz. Evet. Gördüğünüz gibi gene buradayım. Gene başlayayım ve buradan tekrar kırmaya devam edebilirsiniz. Yani arkadaşlar sonsuza kadar bunu böyle kırabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor merak etmeyin yani. Karakterin gözünden bakın arkadaşlar ve hep aynı noktaya düşeceksiniz. Bakın böyle geliyorsunuz aynı noktasınız. Geliyorsunuz gidiyorsunuz aynı noktasınız yani bir şey değişmiyor. Ben makro kullanıyorum arkadaşlar hemen onu da göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi makro kullanıyorum. İsterseniz normal autoclicker da kullanabilirsiniz. Ama bunun için ben makro kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Buradan record diyorsunuz. Yeniden kaydediyorum hatta sizin için. Şöyle karakterin gözüne gireyim. Yes diyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir nokta belirleyeyim. Şurası benim için uygun gibi. Buraya basılı tutuyorum. 3 saniye basılı tutup çekin arkadaşlar. 3 saniye basılı tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. 3 saniye basılı tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum ve okey diyorum arkadaşlar. Şimdi gençler kaydımızı yaptığımıza göre ben buradan play demeden önce şuradaki küçük bir ok var oraya tıklıyorum. Buradan arkadaşlar play X time diyor. Yani kaç kere oynatılsın diyor. Bunu seçmem gerekiyor. Çünkü bir kere yaparsanız bunu bir kere tekrar eder, biter. Böylece bizim işimize yaramaz. Ben diyorum ki işte bunu mesela kaç kere kabul ediyorsa bu kadar kabul ediyormuş.
Yani bu kadar tekrar etsin diyorum. Ne kadar kabul etti bilmiyorum artık. Bayağı bir sayı var yani. O sizi bayağı bir idare eder, merak etmeyin. Yani sabaha kadar durmaz hiçbir şekilde. Ben bir gece AFK bıraktım çünkü. Şöyle play demeden önce tekrar karakterimin gözüne giriyorum arkadaşlar ve play deyip aynı noktayı seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ellerim boşta. Yani saçımı falan düzelteyim hatta. Gördüğünüz gibi kendisi devam ediyor arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar durdurmak istediniz. Mouse size izin vermeyecek. Çünkü orayı hedeflediğiniz için oynatamayacaksınız mouse'unuzu. Peki nasıl durdurabilirsiniz arkadaşlar? Kontrol, yani kısaca CTRL artı P'ye basıyorsunuz. Pause demek yani bu. Böylece durdurmuş oluyorsunuz. Artık istediğiniz gibi mouse'u tekrar kendi kontrolünüze alabilirsiniz. Kapatmak istediğiniz zaman da arkadaşlar şuradaki kareye basıyorsunuz. Buradan durdurmuş oluyorsunuz. Buradan da çarpıya basarak kapatmış oluyorsunuz. İsterseniz bunu kaydedeyim diyor. Bir daha sürekli kaydetmekle uğraşma diyor. Buradan evet deyip kaydedebilirsiniz arkadaşlar. İsim verelim mesela. Bir sürü kaydınız var arkadaşlar. Kristalize, yani kısaca CRY deniyor buna. Bir de Iron dersek arkadaşlar şöyle. Kaydınızı yaparsınız. Artık bir daha yani sürekli kaydetmekle uğraşmazsınız arkadaşlar. Direkt kaydettiğiniz noktaya gidelim tekrar. Mesela nereye kaydediyor? Bende belgelere kaydediyor herhalde. Buna çift tıkladığınız zaman direkt otomatikmen kaydınız açılmış oluyor ve bunu istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz tekrar tekrar. Bir sıkıntı yok yani. Bunları satabilirsiniz arkadaşlar ama kristalize Iron hem çok ihtiyacınız olan bir şey hem de ucuza gittiği için ben satmıyorum arkadaşlar. Bu arada bakın, bakışlarınızı gördüm. Ah, 170 tane, acaba onları dağıtır mı diye. Dağıtmayacağım arkadaşlar. Para dağıtırım, bunu dağıtmam gerçekten çok zor elde ediliyor çünkü. Herhalde 13-14 milyon elime geçecek, yani değme. Satmıyorum da, dağıtmıyorum da. Evet gençler, videomuz bu kadardı. Tabii ki sıfır başlamamışsınızdır inşallah. Çünkü sıfır başladıysanız yani Iron Totem almanız biraz zorluk olabilir. Gerçi ben biliyorsunuz ki canlı yayınlarda para dağıtımı yapıyorum arkadaşlar. Geçenki canlı yayında 100 milyon coin dağıtımı yaptım. Yani en kötü arkadaşımız 400-500K aldı. En iyi arkadaşımız galiba 10-14 milyon falan almış. Bayağı iyi almış yani. Yani en kötü 400-500K elde ederseniz bu 400-500K ile de gerçekten güzel bir farm kurabilirsiniz kendinize. Bir gece AFK bıraktığınız zaman da 17 milyon cebinizde. Gerçi bunun vergisini düşersek 13-14 milyon cebinizde olmuş oluyor. Bu da sizin için arkadaşlar hızlı bir gelişme taktiği olmuş olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.